Hoş geldin. Bugün yeni bir sistem toplayacağız ama 20 yıl aradan sonra. 20 yıl önce 2004 yılında bir sistem toplamıştım. Pentium 4. Biraz eski, nostaljik bir ekipman. Nostaljik bir bilgisayar. Bir 10 yıl ihtiyacım olmadı bilgisayar kullanmaya, yani almaya ya da değiştirmeye. 10 yıl sonra bir tane laptop aldım. Laptopumda N serisi Asus'un N550 serisi. 16 GB'lık 4. nesil i7. Güzel bir bilgisayardı. Hala da güzel bir bilgisayar. Yalnızca artık YouTuber olduğumuz için, YouTuber olma adayı olduğumuz için edit yapmaya başladım bir yıldır. Bir yıldır edit yapabiliyorum. Evet yapabiliyorum ama biraz beni edit konusunda zorluyor. 4K yapabiliyorum editlerimi ama beni biraz böyle hani yordu. Artık bu yorgunluk da beni yordu. Yoruldukça yoruldum. Artık dedim ki bir sistem toplayalım. Sistemimizi toplayalım. Öyle dedik, böyle dedik. Sistemimizi toplama vakti geldi. 20 yıl aradan sonra kendimi sistem toplayacağım. İnşallah başarırız. Başarmaya çalışacağız. İnşallah başarabiliriz. Başaramayabiliriz. Ama bu kanalda yapmaya çalıştığımız şey hemen hemen her şeyi kendimiz yapabiliriz evimizde. Evimizde. Ne yaptık? Birinci kararımız işlemci. İşlemci ne olmalıydı? Intel mi AMD mi? Intel olarak karar verdim. Sonra bir anda işte incelemeye başladıkça, işte bir 20 yıl ara vermiştim sonuçta. Baktıkça, inceledikçe, takip ettikçe, YouTube'da bazı kanalları izledikçe AMD de çok iyileri gitmiş. AMD mi alsam diye düşünmeye başladım. İkisi de fiyat olarak işte i9 düşünüyordum. Diğerinde de işte kaçtı? 7850 XT mi? 9. nesil miydi? Tam emin değilim. Onlara bakmaya başladım. Ama sonradan da oyun için olmadığı için, ben çünkü oyun oynamayacağım. Hani belki hevesten birkaç oyun oynarım, birkaç oyun indiririm ama oyun bilgisayar olarak kullanmayacağım için. Intel'e karar verdim. Şu anda benim hani dediğim bir fiyat, performans ya. Şimdi Intel ile ilgili bazı sıkıntılar çok ortada söylenen şeyler var. O yüzden benim fark ettiğim şey Intel'in fiyatı biraz aşağıda kalmış. Ki şu an i7 işte K serisi bu. 14700K. i7'nin en iyisi çok uygun fiyataydı. Fiyatı diğerlerine baktığım zaman çok uygun kaldığı için ve benim de Intel'e karşı ilk başta Intel düşündüğüm için Intel'de karar kıldım. 14700K işlemciyi aldım. Şimdi bu işlemciyi aldık. Neydi? Fiyat, performans, nasıl kullanacağımız, nerede kullanacağımızı zaten konuşmuştuk. Edit yapacağız. Edit yapacağımız için bazı şeylerde de hız istiyorum. İşlemcim evet yeterli. i9 olsaydı daha iyi olurdu ama fiyat olarak gerçekten büyük fiyat farkı var. Neredeyse %50'ye yakın oldu yani. O yüzden hız istiyorum. Ben 2 TB'lık bir hard disk istiyordum. Yalnız baktım ki bu indirimde Samsung'un 990 1 TB'lık. Yalnız bunun hızı 7450 MB'lık bir veri alışveriş hızı var. En hızlılardan şu an. Gen 4. Benim anakartımı şimdi gösteririm. Gen 5'i de destekliyor. Bu Gen 4, Gen 5'ler çok fiyatı yüksek diye. Yani alabileceğim en performanslı ve fiyat olarak da en uygun bu olduğu için 1 TB'lık Asus'un 990 serisini aldım. Bu da SSD olarak en ileriden. Bu da çok iyi bir anakart. MSI tercih ettim. Ben biraz MSI'ye kayıyorum galiba. Eskiden Asus daha çoktu. Hatta burada anakartım da Asus benim. 20 sene önceki sistemdeki anakart da Asus. Asus laptop almıştım. Biraz Asusçuyduk gibi. Sonra şeyi alırken, 2 sene önce alırken araştırmalar. Bir de işte yani kaliteye bakıyorsun. Kalite iyi. İkisinde de iyi. Asus da iyi. MSI de iyi. Ama fiyat olarak MSI'da iyi ve kaliteli bazı ürünleri yakaladığım zaman aldım. Ne oldu? O yüzden görüntü şeyim, monitörüm ve klavyemi MSI almıştım 2 sene önce. Şimdi de MSI'ya çok gittim ve aslında daha iyi haberleşsin diye. Sonuçta aynı sistem, aynı marka olduğu için daha iyi haberleşebilsin diye
MSI aldım. Ve Z790, bu en üst seviye Z790. MPG serisinden Edge Ti Max Wi-Fi. Wi-Fi 7.0, 7.0 bende yok zaten. 6E var. Ama ileriye dönük bir kart. Şimdi sistemde sizi sonradan şöyle koyalım bunu. Sizi sistemde bir sistem kurduğunuzda, bir bilgisayar topladığınızda ileriye dönük işte 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra ona bir şeyler eklemeye çalıştığınız zaman sizi götürebilecek güzel bir anakartınız olması lazım. Yoksa hani en düşük bir anakart alıp sonradan ben bu sistemi yenilerim diye düşünemezsiniz. O zaman anakartı da değiştirmek zorunda kalırsınız. O yüzden 3 sene sonraya düşünerek, 5 sene sonraya düşünerek ve hatta bunu işte 10 sene sonraya düşünerek, bu 10 sene sonra da bence bunun gibi çalışabilecek bir sistem. Sıkıntı olmayacak bir sistem. Ama ben 3-4, 3-5 sene sonra ne yapmak için? Mesela bir tane SSD var. 4. nesil. Bunda 5. nesil SSD de çalıştırabiliyor. 5. nesili baktım fiyatları çok yüksek ama ne olacak? 2-3 sene sonra 5. nesil de ucuzlamaya başlayacak. Hemen bir tane 5. nesil koyabilirim. 5 tane SSD takabiliyorsunuz. Bir tanesi Gen 5, diğeri Gen 4. Zaten bir tane bende var. Bir tane de sonradan güçlendirmek için aldığım zaman 3 tane daha boşta kalıyor. Yani epey bir yeri var. Sonra geliştirmek için dediğimiz için mesela şeyleri falan işte USB 3.2 var. Bazılarına baktım hani yüksek fiyatlı anakartlarında bile bazen yok. 7. nesil iyi şey var. Wi-Fi 7 var. Benim laptopta Wi-Fi 4 var. 4, 5, 6. Benim Wi-Fi'm 6E. İleriye dönük bir anakart. Şu an için güzel bir anakart. Ve tamam iyi güzel de fiyat olarak çok yüksek fiyatlar var. Ona da baktım. Şu an indirimde olduğu için aldım. Yani bir anakarttan bile 5 lira falan kar ettim. O yüzden biraz da takip etmek, bakmak gerekiyor. İndirimde olanın iyisini almak gerekiyor. Bu da iyi bir seri. İyi bir anakart. Gelişime açık bir anakart. Soğutmalı bir anakart. M.2 SSD 5 tane bol bol bağlayabileceğiniz bir anakart. Yarın bir gün i9 bal eğer takarsam, mesela i7 yetmedi diye düşünürsem 3 sene sonra, 2 sene sonra, 5 sene sonra hemen bir i9, o zaman çok da ucuzlamış olacaktır 14. nesil. Sonradan RAM tercihimi de XPG'den tercih ettim. Yine fiyat olarak diğerlerinden 1000 lira uygundu. Ve de Intel'e uyumlu. Ama AMD'ye de uyumlu. Yarın bir gün oldu ki satmak istedin, daha iyi bir RAM almak istedin, hızlı bir RAM ya da 4 tane doldurmak istedin bilmiyorum. Yani ya da yarın bir gün işte Intel'de gerçekten çok büyük problemler çıktı. Yani daha çünkü diğer alacağım da yoktu. O yüzden bunu söylüyorum. Yoksa yani şey değil o kadar yani. Çok da aman aman sadece Intel olsa da çok önemli değildi. Ki İşte 20 yıl önceki şeyden de ben hiç anakarttan bir şey satmışlığım yok. Genelde zaten bunlar sizinle beraber gidiyor. 64 GB, 32-32-64, 6400 MHz'lik güzel RGB'li, RGB diye herkes zaten şey olmuş. Bir de en çok bilemedi. 20 yıldır değişen ışık olmuş. Her yerine ışık takmaya başlamışlar. Bir LED sevdası olmuş. Ben de LED sevdası olsun dedim. Bir tane şu anki mesela anakartta şurada bir logosunda ışıklandırma var. Şu an bir de RAM'imde ışıklandırma oldu. Şunu da şuraya koyalım mı? Şöyle koyalım. RAM'imizi koyduk. Şimdi ne yapacağız? Görüntü kartı. En büyük şeylerden biri. Görüntü kartımızı alalım. Görüntü kartımda aslında istediğim bu değildi. Fiyat olarak bunu aldım. Yine 4070 istiyordum. Yine GeForce 4070 istiyordum ama ne istiyordum? Ti Super mi? Ti Super istiyordum. En son çıkanı 16 GB RAM'li olanı. Ama fiyat olarak gerçekten %50 fark var. %50 fark olan bile indirimde olanlar. Yani bakıyorsun böyle en indirimde, diğerlerinde bakarsan %100 fiyatlılar da var. O kadar fark var ki yani bunun iki katı fiyatlı 4070 Ti Super'ler var. O kadar indirimli olmasına rağmen bakıyorsun yine %50 fiyat farkı var.
O yüzden bunu tercih ettim. Çok da oyun odaklı olmadığım için ve şu an geçiş aşaması olduğu için hani şu anda çok aslında büyük bir sıçrama yapıyorum ben. O sıçramayı daha da büyük yapmama gerek yok diye düşündüm. Anakartım iyi olduğu için, sistemim iyi olduğu için. Bakın kasamı da şimdi göstereceğim. Kasam da çok iyi. Yani o kasa 10 yıl değil, 20 yıl bile kullanılır. Ne oldu? 3-5 yıl sonra benim eğer bu YouTube işi tutarsa, benim çok fazla edit işim olursa, evet ben bunu hemen ne yaparım? 40 Ti Süper ya da 40-80 ya da o fiyatlar o kadar belki düşecek ki diğerlerinde. 40-90. 40-90 şu an fiyat olarak yani bütün bu topladığım sistemden bile pahalı tek başına olarak. Biraz yani sonraki şeylere bakılabilir. Bir de yenisi çıktığı zaman sen şimdi bunun 50'si çıkacak. 50'si çıktığı zaman 40-80'ler işte 40-70 Ti'ler, Süper'ler fiyat olarak çok aşağı düşecektir. Kesin düşecektir. Hatta insanın gözü o zaman onlara kayacaktır. Belki yani çok dayanabilirsem belki üst nesline geçebilirim. Ama diyorum ya şu sistemi hiç bozmadan sadece görüntü kartımı değiştirerek bu sistemi değiştirebilirim. Yukarı geçebilirim. Yine sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İşlemcimizi soğutmamız gerekecek. Şimdi bu RGB ışıklandırmalar çok güzel ama fiyat performansta bir şey değiştirmiyor ama fiyatta değiştiriyor. Galiba bir 1000 lira, 1000 lira ile 2000 lira arasında daha uygununu aldım. Yine Asus değil. Yine MSI. MSI'ın 360, P360 serisi. Mac yalnız bu. İşte demiştim ya, bu üçüncü sırada kalite olarak. Aslında o kimse yazmıyor orada öyle kalite olarak bilmem ne. Zaten fiyatlardan anlıyorsunuz. Mesela işte 40-90, 40-80, 40-70, 40-60. Bunların zaten fiyatlarına da baktığınız zaman kalitesini anlıyorsunuz. Bunlarda da öyle. Şimdi bu üçüncü sırada. MPG ikinci sırada. Mac üçüncü sırada. MSI'nin böyle sitesine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz zaten. Ve oradan aldığınız özellikleri fiyatlara baktığınız zaman zaten yine anlıyorsunuz. Oradan özellikleri incelediğiniz zaman mesela işte birinci de ne var, ikinci de ne var, üçüncü de ne var. Gerçekten ihtiyacınız olan bir şey mi, yok mu? Bunları böyle hani bu ben sadece şu bilgisayar için konuşmuyorum şu an. Genel olarak her şey için konuşuyorum. Bir şey almaya karar verdiğiniz zaman ihtiyacınız var mı, yok mu? Yoksa o kadar diğerleri o kadar yukarıda ki baktığınız zaman böyle böyleymiş. Ama şöyle şöyleymiş. Ama hayır. Bakın bu da sizin ve oyuncuların bütün oyununu oynatacaktır. Hepsini oynatacak. Benim edit işlerimde çok iyi olacaktır. Diğerleri daha iyi. Yani iyinin iyisi iyisi yani. Bu bir şu an kurduğum sistem benim. Spor bir araba. Ama süper spor arabayı insan hevesleniyor. Böyle bakıyor. Ama o fiyat, o performans bence yani şu an için gerek yok. Ne zaman gerek var? Paranızın haddi hesabı yoksa, eğer sizin için önemsizse ya da babanız parasını karşılıyorsa o zaman sıkıntı yok. Şunu da şöyle koyalım mı? Şöyle yaptık. Sıvı soğutma. Sıvı soğutmada da bir normal kule tipi soğutma, normal fan soğutma mı yoksa sıvı soğutma mı? İkisinin arasında kaldım. Çok fazla ısınıyor. Yeni işlemciler aşırı ısınıyor diye hemen hemen bütün yorumlarda onu gördüğüm için. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi bunun içinde kule tipi bir tane var. Şu kadarcık. Yani şu kadarcık bir şey ya. Ufacık bir fan var. Şimdi onu düşündüğüm zaman ben sürekli zorlamayacağım sadece. Sadece yani edit alırken işte çıktığı şeyi alırken biraz zorlanacaktır, ısınacaktır. Onun dışında çok zorlayacağım bir durum yok ama soğuk çalışmasının bir de ömürle ilgili işte ömrünü uzatması ile ilgili işlemcinin ve de fiyat olarak da şimdi RGB'den feragat ettim. 1000 lira 2000 lira aşağı düştüm. Hani 1000 lira 2000 lira daha aşağı düşsem kule tipi olacak ama yani bu da şey zaten 360 yani 3 fanlı. Hani küçüğünden al senin gerçekten baktım ben ki çok mantıklı değil. Ben hani fabrikada kaynak fabrikasında çalıştığım için chillerleri falan soğutma sistemlerini iyi biliyorum. Hani küçük aldığınız zaman bunun küçüklüğü kadar fan almanın bir farkı yok. Yani direkt üstüne takarım daha iyi. Ama bu uygundu. Denk geldi. Sistemi de gerçekten çok beni hani korkuttular. Isınıyor, ısınıyor, ısınıyor diye. Hatta
Kasamı bile o yüzden biraz büyük almak istedim. Kasayı en iyilerinden almak istedim. Kasam geniş olsun, fanları bol olsun, sirkülasyon içinde güzel olsun diye. Mesela kasamı da çok iyi aldım. Şimdi bu sistemlerin hepsini besleyeceğiz. Normalde bu sistemi bir 650'lik, 600 işte 500, genelde çok 500 kullanılıyor. İşte 650'lik de yeter. 700 galiba diyor şeyde. Görüntü kartının istediği güç kaynağı. Ama ben bir tık üstte sonradan değiştiririm diye. Bir de fiyat olarak da gerçekten çok yukarıdaki işte 1000 wattlıklar, 1300 wattlıklar fiyat olarak çok yukarı zıplıyor. İşte 500 wattlar uygun. Arada da işte 700, 650. Ben de 850'de ve Asus'a takıldım ben. Benim kafa Asus'ta kalmış. 20 yıl öncesinde kalmış. MSI'ın yine güzel bir güç kaynağını aldım. 850 wattlık. 850G. Bu da MPG serisinden. Ne oldu? MPG ikinci sıradaki, yani kalite sırasında ikinci sıradaki. Bakın en üstten almıyorum. En alttan da almıyorum. İkinci sırada soğutucu üçüncü sırada şeyinde şimdi dört sıra olarak düşünürsek bu ikinci sırada hani ama kendi sırasında da altta yani 40-60 çok düşük gelirdi. 40-80 fiyat olarak çok yukarı kaçıyordu. Fiyat olarak da uygun olduğu için 40-70'i tercih ettim. Intel, ay şöyle yapalım kendimize bir şurada bir boşluk bırakalım. Ne oldu? Intel'de i9 vardı. Seçilebilirdi. Ama fiyat olarak çok yukarıydı. Ve gerçekten çok hararet yaptığı söyleniyor. Şu an için i7 yeterli oldu. Diğerleri de sıkıntı yok zaten. Soğutma açısından kendi mesela benim aldığım anakartın da kendi üstünde soğutucusu var. O yüzden soğutuculu bir SSD almama, M.2 almama gerek yoktu. Bu soğutucusuz. Direkt kendi üstünde soğutucusu var. Soğutma konusunda bir problemimiz olacağını düşünmüyorum. Güç konusunda problem olacağını düşünmüyorum. Görüntü işleme konusunda da problem olacağını düşünmüyorum. Benim monitörüm 2K. Büyük bir ihtimal oyunları 2K hepsini, bütün oyunları oynatacak. Ama zaten ben çok oyunla işim yok. Belki bir oyun kanalı açarız. Bilmiyorum. Siz yazın. Deyin ki abi sen bir oyun kanalı aç. Biz de izleyelim. Oyun kanalı açarız o zaman. Şimdi kasamızı alalım. Kasamızda MPG ne oldu? İkinci sıradaki kalite. Gainer 300P Airflow. ATX kasa. Çok geniş bir kasa. Şu an daha yeni açıyorum. Ama normalde internette gördüm. Bakalım inşallah güzel çıkar. Poşetini açalım ve güzelliğini görelim. Ooo, John Jones. Güzel bir kasa. Şöyle yapalım. C var. 3 sıfırlar var. USB. Kulaklık giriş çıkışı var. Reset, start. Evet, kasamızı da koyduk. Kasamız herhangi bir problem yaratmayacak bir kasa. En iyi kasalardan. Ben birazcık daha soğutma konusunda korktuğum için ve sıvı soğutmanın da biraz büyük olduğu için olabildiğince büyük almayı düşündüm. Sıkış tıkış olmayacak ve bu sıcaklık sirkülasyon konusunda da problem yaratmayacağını düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş kutularımızı açalım. Montajlarımızı yapmaya başlayalım. Hem ne yapacağımızı da karar verelim. Bakalım inşallah çalışır. Çalışmazsa çağırırım sizi. Siz yaparsınız. Gençler zaten hepsi çok iyi biliyor bu işleri. Bu işin uzmanları. Ben problem çıkmasın diye olabildiğince zaten aynı markaya o yüzden birazcık da aynı markadan seçmeye çalışıyorum. İnşallah sıkıntısız çalışacak. Hadi toplayalım.
çanta çıktı içinden. Bütün malzemeler, kablolar, bağlantı kabloları, hemen hemen her şey, vidaları kutunun içinde, şeyin içinde, çantanın içinde. Güzel düşünülmüş. Neredeyse bütün soketler çantanın içinde. Panların montajını yaptım. Şimdi diğer montajları da plakalarını falan takarken yaparız. Şunun kenarı alayım. Biraz toparlayayım. Kartının montajını yapalım. Stickerlar var üstünde. Yapıştırırız bir yere. Çok güzel bir anakart. Type-C. 3.2'ler var. Wi-Fi 7. Dijital çıkış var sesle. 2.5 GHz. Bu onu destekleyenler de var galiba. Çok üst kartlar bunlar. BIOS flashları, resetleri ve bunun dahili görüntü kartı çıkışı da var. Yani eğer ekran kartı almayıp direkt buradan görüntü de alabiliriz. Oldu ki ekran kartı bozuldu. Tamire gitti. Herhangi bir problemle karşılaştık. Hemen bir şey yapabiliriz. Biz bunu takıp bence üstünde işlem yapalım. Of, çay molası. Biraz çay molası verelim. Çok güzel bir olacak. Çalışma bölgemizde kesinlikle çay içmiyoruz. Yani çayı bırakmıyoruz çalışırken. O ara veriyoruz, etrafımızı temizliyoruz. Şimdi çaya ara vereceğim. Bunu o yüzden uzaklaştırmam lazım. Çalışma noktasından döküldüğü zaman problem olacak bir noktadan uzaklaştıralım. SSD. RAM'i hemen koyalım. Koca bir kütü ama kendisi küçücük. Kapak var. Kapağı sökelim. Kilidini açalım. Yani bayağı bir sıkılık var. İnsanı korkutuyor yani. RAM'leri taktık, işlemciyi taktık, SSD'yi taktık, görüntü kartı, başka da üstünde kart olarak bir şey takılmayacak. Kablolarını bağlayacağız. Artık onları da biraz öğreneceğiz. Şurada bir tane
Manüellerine baktım. Yanlış bağlamışız remleri. Remler A1B1, A2B2'ymiş. A2 ile B2'ye bağlanması gerekiyormuş. Yani birinciye bağlayacağız. İkinciyi boş bırakacağız. Sonra da üçüncüye takacağız. İşlemci tarafındansa ikinci ve dördüncü. Bunlar da kasanın öndeki USB çıkışları, güç butonu, reset butonu. Şimdi onları sırayla bağlayalım. Panel, butonların, resetin hepsini JFP1 üstünde yazıyor F panel. Kartta da JFP1'e bağlanacak. Ses kablosu da JAUD1. JAUD1. O da burası. Bununla da bir tane yuva zaten boş. Ona göre bunu da buraya takıyoruz. Bunu da taktık. Gen 1 olan JUSB3. Şurası. Zaten bu konnektör uygun, başka konnektör de yok. Burada alttaki JUSB4. J USB diyor. J. Bunun tersi düzü yok galiba. Bu da tamam. Evet. USB'leri taktık. Panelin ön tarafının, şöyle bakalım. USB'leri taktık. Şurada USB-C var. Herhalde bu gen 2 olan olan, diğerleri de gen 1. Start, reset, power. Sesi de taktık. Şu an kasayla ilgili işlemlerimiz tamam. Aynı zamanda da buradan bağlantılara bakıyorum. Şeyi bağladık. Sıvı soğutucuyu. Kartımızı tutturduk. Şimdi kartımıza güç verelim. Power supply'imiz arkada zaten. ATX kasamız. Şu da şey tarafı. Güç tarafı. Ondan sonra onları da bir takalım bakalım ne olacak. Nerede o? Şurada. CPU'nun iki tane beslemesi var. İkisini de takalım. CPU 2, 4, 6, 8 pinli. Güzelce bastırıyoruz. Tam oturduğuna emin olalım. Şunları şöyle yukarıdan sağlayacağız. Anakartın beslemesi var. 26, 4. Tırnak ne tarafta? Tırnak bu tarafta. Çıt sesi geldi. Durdu. Çok ikilemde kalırsanız şu yandan 0'a 0 oturduğunu bir kontrol edin. Şu an 0'a 0 oturdu. Kilidi kapandı. CPU'lar da aynı şekilde. 0'a 0 oturdu. Kilitleri kapandı. Bunlar güç kablosu olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Kasanın güç kablosu. Zaten yazıyor ATX 24P. Diğer tarafta bütündü. Burada ise iki parça. Bağlantı yeri de zaten iki parça. Çıt sesini duyduk. Şu arada boşluk olmadığını kontrol ettik. Evet. Evet, konnektörler tam oturdu. Şunlar da CPU kablosu. Üstlere takıyorum. Bu da tamam. Görüntü kartıma 12 pinlik yerden de besleme alabilirim. İki tane kablo çıkıyor. Sonra birini bağlayabilirim. Biri boşta kalır. Bu bir seçenek. Ya da direkt bunu bağlarım. Bu da 8 pinli. Burası da 8 pinli. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Evet. Burada da çift çıkış var. Şurada iki kablo boşta kalacak. Yani ön tarafta şu böyle boşta kalacak. Geri alamayabilirim. Ama bunu bağlarsam şunu aşağıda bırakırım. Sadece bunu götürürüm. Evet, ben bunu bağlayayım. Şunu aşağıda bırakırım. Sadece bunu götürürüm. Hem kablo kirli olmaz. Boyları da aynı. Öyle yapalım. Güç kaynağımı bağlayayım. Kablolarını takmayı beklemiştim. Hepsini bir bağlantısını yapayım. Ondan sonra takayım dedim. Bu sıvı soğutmanın pompasını şuradaki konnektörlerden pompa fan 1'e bağlıyorum. Şu alt tarafta tırnağı var. Şurada bir tane tırnak boşta kaldı.
Kendisi 3 tırnaklı. 3 tane fanımız var. 3 tane fanı bu içinden çıkan kabloyla hepsini birbirine bağlayacağım. Tek sadece bir girişe bağlayacağım. Onu da CPU fanına bağlayacağım. Önce bir CPU fanımızı bağlayalım. Üçünü CPU fanına bağladım. Pompayı da pompa fanına bağladım. Kendi manuelinde de öyle yazıyordu. Tamam. Şu an sıvı soğutmamızın tamamen bütün işlemleri bitti. Şimdi içindeki fanları bağlayalım. Ön taraftaki fanların kablosu. Hepsi zaten köprülüydü. Ben bunları birbirine bağlamadım. Kendisi geldiğinde bağlıydı. Şunu neredeydi o? Sistem fan. En üstte. Fan 6. Şurada bir tırnağı var. Tırnağa dikkat ederek. Tamam. Hepsini bağladım. Şu an iki tane fan yeri kaldı. Bununki şurada küçük bir fan var. Onunla dolacak. Bir tane de yedek kalır. Şu kablolar gözükmesin diye şöyle bir parça yapmışlar. Bunlar takılıyken de yapabilirdik. Kabloları bağlayabilirdik ama daha kolay olsun diye ben bunu sökmüştüm. Dik takmaya karar verdim. O yüzden bunun parçasını söküyorum. Pardon, yani dik değil. Yani karta göre dik. Kasaya göre dik takmayı düşünüyordum. Ama baktım ki hem görüntüyü kapatacak hem sonradan bu bağlantıları kapatacak. Biraz da çok böyle şeye yakın oluyor karta. Aslında benim bayağı bir yerim var. O yüzden karta dik takacağım. Yalnız yatay olduğu zaman yatay parçasında fan yok. Bu dikey parçasında fan vardı. Gerçi bu kadar fan çok da bir işe yarayacağını düşünüyorum. Zaten burada fanı var. Altta fanı var. Üstte fanı var. +2 olarak geliyor. Şurada bir tik şeyleri var, küçük bir çentikleri var. O çentikleri şuraya oturttuğunuz zaman bir gibi duruyor. Bundan sonra bunu sıkı bir şekilde takıyoruz. Şurada tutma aparatı var. Onu da takalım. Kartı desteklemek için yapılmış. Şimdi kartlar çok büyük. Benim kartım en küçük kartlardan. Çift fanlı olan. 3 fanlı olanlar var. Sonuçta işte 40-90 da takılabilirdi buraya. Yani çok büyük kartlar var. Bu onun için yapılmış. Yani benimkine çok gerek yok ama görsel olarak çok güzel. Hem de sonuçta herhangi bir titreşim olmasını da engeller. Vidalarını da sıktık. Kendi zaten kartta da güçlendirilmiş bir bağlantı kısmı. Şu an ön tarafta her şeyi bitirdim. Yapmam gereken her şey bitti. Arka tarafta kabloların dağınıklığı var. O dağınıklığı toplayacağım. Bir de bu kasada hard diskler arka tarafa bağlanıyor. Yağmur da bir anda bastırdı. Benim elimde olan ilk aldığım SSD'm var. Bu da laptopun orijinal hard diski. Bu 1 TB'lık, bu 250 GB'lık. Bir tane de depolama alanı için ben bir tane hard disk almıştım ama harici hard disk. Harici hard diskin içinden bunu sökeceğim. Dahili hale getireceğim. Çünkü zaten ben bunu YouTube videolarını saklamak için kullanıyorum. Sürekli USB'den tak çıkar olmasın. Bir de bunlar böyle SSD olmadığı için sarsıntıdan, hareketten çok etkilenen cihazlar. Şu iki hard disk de aynı. İkisi de CD'li olduğu için, SSD olmadıkları için sarsıntıdan hasar görebiliyorlar. O yüzden hem burada korunmuş olacağım hem de daha rahat ilişeceğim. Zaten ben bunları taşımak amaçlı kullanmıyorum. Benim için de avantajlı olacak. Yalnız anakartımdan iki tane haberleşme kablosu çıktı. Güç kablomda sıkıntı yok ama haberleşme kablom iki tane olduğu için SSD'yi bağlamayacağım. SSD'yi eskisi kullandığım gibi kullanmaya devam edeceğim. Hem de SSD sarsıntıdan bir zarar görmediği için, sarsıntıları önemsemediği için aslında dışarıda da kullanılabilir. Çok da evet, şöyle SSD'yi böyle kullanacağım. 250 GB transfer için kullanırım. Çok hani büyük bir kapasite değil ama bunlar şuranın ikisini hem korumuş olacağım hem de erişimim kolaylaşacak. Sonuçta ben zaten videolar atmak için kullanıyordum. Şimdi ne olmuş oldu?
M2 SSD almıştım ön tarafta. Onun zaten işletim sistemini kuracağım. Bunlarda da videoları yedeklerim. Bunlar hızla alakalı, bir sıkıntım yok zaten. Bunlar biraz yavaş olacak. Bunları bir bağlayalım. Bu kartı söktükten sonra normal hard diske dönüşüyor. Sadece USB ile haberleşmesi için yapılmış. Sonradan başka bir hard diske tekrar kullanılır. Kutusuna koyarız. İki tane kablo çıktı. Bunun iki tarafı da düz. Bunun bir tarafı 90 derece. 90 derece burası için kullanabiliriz. İki tane SATA kablosu şimdi boşta. Enerjilerini bağladım. Hard disklerin üzerlerine kablolarını, SATA kablolarını bağladım. Şimdi şu iki SATA kablosunu da anakart üzerindeki yerlerine takacağım. Benim anakartım da hemen şu yanda çıkışlar. Şu parmağını gösterdiğim yerde. Onları da bağlayacağım. Yapıştırdım. 20 yıl aradan sonra bilgisayarımızı yeniden topladık. 2004 yılında, 2024 yılında, arada 20 yıl var. 20 yıl arasında hiç mi sistem değiştirme ihtiyacı duymadım? Duydum. Bir tane laptop aldım. Laptopum şöyle arada kalsın. Ne oldu? 2004, 2014, 2024. Ama masaüstü 20 yıl aradan sonra ihtiyacım oldu. 27 yıldır bilgisayar kullanıcısıyım. 27 yıldır evde kullandığım, iş yerinde kullandığım, yani kendi 27 yıldır bende bilgisayar var. İş yerinde de çok kullandım. Programlamayla da çok uğraşmıştım. Ama evde bu kadar çok uğraşmıyordum. Bir senedir kadar ki başında durduğum gibi durmuyordum. Bu YouTube kanalını açtıktan sonra çok fazla edit programlarıyla uğraştım. Edit ile uğraşmaya çalıştım. Ve bu beni bir senedir yoruyor. Neden yoruyor? Bilgisayar 10 yaşında olduğu için görüntü kartını desteklemiyordu. Görüntü kartını desteklemeyince sadece CPU'ya yükleniyor. CPU da her zaman %100 de çalışıyordu. Ve ben yani render alırken ayrı, edit yaparken ayrı zaman harcıyordum. Edit yaparken ön izlemelerin
takılarak gittiği için ön izlemeyi çok yapamıyordum. Yani render'ın sonucunda çıkan videoyu inceliyordum. Ondan sonra da hataları çok da geri dönmek istemiyordum. İşte ses yüksek olur, o olur, bu olur. Yani tekrar tekrar render almak istemiyordum. Beni biraz uğraştırıyordu. Bir senedir uğraşıyordum. Ve artık dedim, kararımı verdim. Artık yeni bir bilgisayar yapmam gerekiyor diye. Şimdi bilgisayarı topladım. Hatta eski kullandığım laptopta programda aldığım render süresi son videom içindi. Son videom için, uçurtma videom için 180 dakika, 3 saat kadar falan sürdü. Sürüyor. Hatta bir daha aldım hani kaç, ne kadar sürdüğüne bakmak için. 3 saat falan sürdü. Şimdi aynı programla aynı videonun renderını aldım. Yeni sistemle ne kadar olmuştur sizce? 9 dakika. 9 dakika. Yani 20 katı. 20 katı fark etti. 20 katı hızlandırdı beni. Hani sonuçta ben bunun bir sürü programlarını denedim. Testlerini yaptım. İşte CPU'yu zorladım. Hepsinin bazı işte programlar varmış ben çok kullanmadığım için. O programları, test programlarını kullandım. İnternette baktım. İşte 14700K'nın değerlerine yakın değerler çıktı. Hatta test yaptıkça yukarı çıktı. 131'di galiba tek işlemci şey için, çekirdek için. Ona yaklaştı. Çoklu çekirdekte de yaklaştı. Ben hem bu testleri şey için yaptım. Gerçekten bileşenleri güzel takmış mıyım? Performansında çalışıyor mu sistemler diye. Ve güzel çalıştılar. Yani o internette verilen değerlere yaklaştı. Isınmasını kontrol etmek istedim. CPU zorladığı zaman CPU işlemci bir anda 99 derecelere çıktı. Ama işlemi bıraktığı an mesela %100 kullanımı bıraktığı an hemen 40 dereceye düştü. Yani soğutucum iyi çalışıyor. İyi soğutma var. Bir sıkıntı o var mı diye aslında bir sıkıntı ısıtmasında, soğutmasında, ısıtmasında ısıtmaması lazım da. Bu soba değil. Ondan da başka bir şey. Yani bir de ben şeyden çok korkuyordum. Çok ısınıyor, çok ısınıyor, çok ısınıyor demişlerdi. Ben %100 performansla o kadar kullanmayacağım. Render alırken kullanacağım ve o da çok hızlı aldığı için. Ve CPU zorlamıyor zaten render alırken. Şeyi çok kullandı. Görüntü kartını gerçekten çok kullandı. Bunun kendi onboard olarak da görüntü kartı var. Fark ettim o görüntü kartını da kullanıyor. Hem onboard olan görüntü kartını kullanıyor. Hem de 4070 kullanıyor. 4070 gerçekten hani ucuz diye aldım. Çünkü başlangıç seviyesinde ben 4070 Ti Super Ti'yi istiyordum. Ti Super mi? Super Ti mi? Öyle bir şey. Özelliklere baktığım zaman gerçekten hani çok yukarıda hatta 4080'e yakın olduğunu hani değerlendirmelerde de gördüm. Hani sonucuna da baktığımda zaten hani test edenlerin de izlediğinde videosunu gerçekten öyleydi. Yani zaten kağıt üzerinde bile baktığınız zaman öyle gözüküyor. Hani almak istediğim görüntü kartı oydu. Ama bu da gerçekten benim işimi kesinlikle görecek. Hatta sonradan geniş işte yükseltmek için de pay bıraktığım için ben sonradan belki işte i7 yerine i9 takabilirim. Belki görüntü kartını değiştirebilirim. Çünkü görüntü kartı da sonradan ucuzlayacaktır. Yeni seriler çıkacaktır. Belki yeni seriler çok uçuk kaçık şeyler olacaktır. Belki onu deneriz. Bu sistem yine bir 5 yıl çok rahat bu tür yeniliklere açık olur. Ama ben 3 yıl 5 yıl artık bilmiyorum sonradan bir daha bir yükseltmek için bir payım var bu sistemde. Ama bu sistem şu an için benim hedefime kesinlikle beni ulaştırdı. Kesinlikle programı çalıştırdım. Çok rahat çalıştı. Yani ön izleme yapıyorum. Normal video gibi çalışıyor. Render alıyorum. Neredeyse 20 katı hızlandı render'ı. Sonradan da zorladım, kastırdım programlar var. O programlarla CPU zorladım. Isındı, hemen soğudu. Ve performansı da yüksek geldi. Ve kasamı da çok beğendim. Bakın neredeyse 11 tane fan var şu an içinde. Hatta 2 tane de yanda vardı. Dik takılabiliyor bu. 2 tane de şurada vardı eğer dik taksaydım. Onlar yok. Onlar olmadı hali. Şu an içinde 11 tane fan çalışıyor. Ve çok sessiz. Zorladığımda da evet bir hız sesi geldi. Evet fan sesi geldi. Ama rahatsız edecek seviyede değildi. Mesela benim 20 yıl önceki sistemde 1-2 fan var. 3 fan var. 3 fan ama uçak fan. Yani uçak fanı. Bu jet motoru gibi çalışıyor. Zaten çalıştığını öyle anlıyorsunuz. Bir anda bir uçak sesi gibi bir sesle başlıyor. Sonra düşüyor ama hala çok yüksek. Hatta o yüzden kapattım.
O eğer açık olsaydı şu an kesinlikle konuşamazdık. Ben beğendim sistemi. Eğer isterseniz hani detaylı neler ne bunları seçtiğimi de anlatabilirim belki videolarda. Teknoloji kanalı değilim ama her şeyi yapmaya çalıştığımız için sonuçta bu da bir bizim için iş ve kendimizin yaptığı ve kendimizin yapabildiği işlere bunu da koyabiliriz. Yani kendin yap serisi diyebiliriz. Yani parçalarını kendimiz yapmasak da birleştirmesini, parçaları seçimini kendim yaptım. Mesela RGB farkındaysanız çok kullanmadım ama içindeki RGB bile sadece şu an özel RGB'li aldığım ne var? Sadece RAM'ler var. Şu kasanın zaten parçası. Diğeri de anakartın aydınlatması. Yani iki tanesi zaten üstünde vardı. RGB'li olarak özel olarak para verdiğim sadece ve çok fazla bir RAM'lerdeki işte ışıklı ışıksız RGB'li RGB'siz diye çok fiyat farkı yok. O kadar aşırı bir fiyat farkı yok. Ve o zaten gördüğünüz gibi içerisini bayağı bir aydınlattı. İçinden anakartın üstünden fosforlu şöyle stickerlar çıkmıştı. Onları da buralara hep yapıştırdım. İçini bir renklendirdi. Anakartım da benim aslında beyaz sisteme uygun. Alüminyum görüntülü. Öyle beyaz bembeyaz değil ama alüminyum parçalarının hepsi boyanmamış. Fırçalanmış. Üzerinde birkaç tanesinde de şöyle bantlar yapıştırılmış. Ve ne oldu? Siyahın içinde kendini aslında gösteriyor. Şimdi camını da kapatayım ben. Camını da kapatsam daha iyi. Çok güzel bir görüntü oluyor. Ben normalde aşağıya koyacaktım. Ama masanın üstünde de durabilir. Görseli çok güzel oldu. Evet. Camını da kapattım. Aşağıya koymayı düşünüyordum ama koymayacağım. Yani şu an çok güzel oldu. Televizyon gibi gerçekten izlenebilecek seviyeye geldi. Ve aşırı RGB, aşırı bir aydınlatma, aşırı bir LED de olmadığı için böyle insanın da gözünü almıyor. Böyle yumuşak. Şu hatta şeyleri bile bir tık kıssak. RAM'lerin bir tık böyle kıssak. Bence çok güzel olacak. Çünkü çok fazla da gözü de almasın. Evet, bugünlük bu kadar. Eğer beğeniyorsan içeriklerimi ve gerçekten bu kanal benim işime yarıyor, beni bazen hırslandırıyor, heveslendiriyor, bir şeyleri yapmak konusunda beni tetikliyor diyorsan abone olmayı unutmazsın. Ondan sonra bir de beğenirsin. Bir de like atmıyorsun burada, beğeniyorsun, yorum yapıyorsun. Ondan sonra bir de paylaşıyorsun. Başka daha ne olsun? Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Allah'a emanet.